Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir programla karşınızdayım. Bana Anlat ismini verdiğimiz bu programla birlikte bugüne kadar 11 ülkeye yapmış olduğum seyahatlerimi ve tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk durağımız sınır komşumuz Suriye. Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Tanrı ve Hindukuş dağlarından Blagay Tekkesi'ne ve Afrika'nın en ücra köşelerine kadar sizlerle birlikte tekrardan yapacağımız bu yolculuklarda bazen sevinçli anlara şahitlik edeceğiz, bazen de hüzünlü anlara. Şimdilik dediğim gibi 11 farklı ülke görünüyor. Programda neden bu ülkelere gittiğimden tutun da çantamda neler olduğuna kadar, hangi işleri yaptığımıza kadar birçok farklı konuya değinmeye çalışacağım. Böylelikle hem ben kendi tecrübelerimi sizlere acizane paylaşmış olacağım, hem de sizin yapacağınız yorumlara ve geri dönüşlere göre bundan sonraki seyahatlerimi çok daha güzel bir şekilde hazırlama fırsatı bulacağım. Son 5 yıldır yapmış olduğum bu seyahatlerin sıralamasını da kronolojik olarak yapacağım. Yani dolayısıyla sizlerle birlikte gideceğimiz ilk ülke yaklaşık 10 yıldır savaşın devam ettiği, dramın devam ettiği sınır komşumuz Suriye olacak. Suriye'ye çeşitli nedenlerle 3 defa gittim. Bunlardan ilki 1000 yetim kardeşimizi sevindirmek içindi. İkincisi Halep tahliyeleri için. Sonuncusu da vicdan konvoyu için gitmiştik. Hepsi benim için çok trajik olayları barındırsa da ben bu bölümde sizlere ilk seyahatimin bana yaşatmış olduğu ilk şoktan başlayacağım. Yani Şubat 2015'teki hayatımın ilk tecrübesinden. Kanala abone olmayı ve beğenme işini hallettiyseniz videonun kalitesini biraz daha artırın ve başlayalım. Suriye'de savaş 4. yılındaydı ve çocuklar öldürülmeye ya da yetim bırakılmaya devam ediyordu. Biz de henüz yeni filizlenen sabah namazı devrimindeki arkadaşlarımızla birlikte hiç değilse yetimler için bir şeyler yapalım diyerek yola çıktık. Gazeteci yazar Adem Özkös abimizin öncülüğünde İHA ile anlaştık ve Suriye'deki kamplarda yaşayan 1000 yetimin kışlık kıyafet ihtiyacını karşılamak üzere bir kampanya başlattık. Bu aynı zamanda benim de İHA ile ilk fiili temasım olacaktı. Ve daha sonra birçok kalıcı eser projesine imza attık sabah namazı ve İHA işbirliğinde. İnşallah onların detaylarına da gelecek videolarda bakacağız. Ben henüz o zamanlar Akit TV'ye girmemiştim. Tam girme arefesinde genç bir gazeteci adayı olarak savaşın en yoğun olduğu dönemde Suriye'ye gidecek olmak benim için oldukça büyük bir olaydı. Nitekim döndükten sonra da hayatımı Suriye'ye gitmeden önceki ve sonraki Bilal olarak ikiye böldüğümü sizlere söyleyebilirim. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz çağrılar neticesinde kampanyanın gerekli miktarı toplandı ve ben kendimi Derdaşan almış abimle birlikte bugünlerde tarihe karışmış olan Yeşilköy Havalimanı'nda Hatay uçağını gözlerken buldum. Heyecanlı bir bekleyişin ardından 4 Şubat 2015 tarihinde THY'nin TK-2258 sayılı sefer uçuşuyla birlikte 19.25'te İstanbul'dan Hatay'a doğru hareket etmek üzere yola çıktık. Bu benim hayatımdaki ilk uçuşumdu aynı zamanda. Hatay Havalimanı'nda Reyhanlı Koordine Merkezi'nden bir abi bekliyordu bizi. Onunla birlikte yaklaşık 1 saatlik kara yolculuğunun ardından da Koordine Merkezi'ne vardık ve artık sınır hattındaydık. Suriye'de Esed rejimi 2011 yılının Mart ayında başlayan barışçıl gösterilere orantısız bir şekilde silahla karşılık verdi ve ülke 10 yıldır kapanmayan bir yaraya dönüştü. Milyonlarca insan evlerinden, yurtlarından oldu. Birçoğu da Ege Deniz'in serin sularında hayatını kaybetti. Kimi de hava bombardımanında can verdi. Geride kalanlara yaşanacak bir ülke kalmadı. İnsanlar ne yazık ki kendi ülkelerinde mülteci konumuna düştüler. Dışarıdan gelen yardımlar olmasa kamplarda yaşamak neredeyse imkansız. Biz de tam böylesi bir amaç için gittik zaten Suriye'ye. Peki 10 yıl öncesine kadar Suriye nasıl bir ülkeydi? Gidenlerin hayatlarının bir bölümünü orada geçirmiş olanların anlattıklarına göre enfes bir ülkeydi Suriye. Kendi kültürünü muhafaza edebilmesi ve bu kültürün içerisinde farklı kültürlere yer verebilmesi bile benim için o ülkeyi görmeye değer bir özellik. Siyasi anlamda bu böyle olmasa da en azından sokakta bu yaşanabiliyormuş. Her ne kadar Baba Esad döneminde de bir takım sorunlar olsa da bugünkü gibi yaşanmaz bir ülke değilmiş Suriye. Keşke tüm bunları
bunların hiçbiri yaşanmasaydı ve bizler özgür bir şekilde bugün bile Halep'in arka sokaklarında kaybolup Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'nde unuttuklarımızı hatırlayabilsek ve hatırlatabilseydik, Rabbim tekrardan o günleri görmeyi nasip eylesin inşallah. Meğer hiçbir şey İstanbul'dan göründüğü gibi değilmiş. Sınır hattına Suriye'ye girdikten sonra dudaklarımdan dökülen ilk cümle bu olmuştu. Hayaller parçalanmış, şehirler yıkılmıştı. Tüm bunları İstanbul'dan, oturduğunuz yerden hissedebilmeniz gerçekten mümkün değildi. Benim İstanbul'da Suriye için çektiğimi düşündüğüm acılar aslında hiçbir şeydi. Örnek verecek olursak, İstanbul'dayken ölü sayısının fazla olduğu durumlarda yüreğimiz cız etmeye başlamıştı. Böylesine bir alışmışlık hali vardı üzerimizde. Her bir mazlumun ayrı ayrı hikayesi olduğunu, acıları, hedefleri ve orada bir hayatın içerisinde olduğunu ne yazık ki göremiyorduk. Ama bu onlarla iletişim sağladığınızda öyle olmuyor. Eğer gerçekten de insanlık adına içinizde hala bir şeyler varsa bunu hissediyorsunuz. Arkadaşları oyun oynarken kenara çekilmiş bir yetimi gördüğünüzde bunu hissetmemek ne mümkün. Ve tüm bunlara rağmen umudunu kaybetmemiş yetim çocuklar vardı. İlk seyahatimin ilk şoku da benim için aslında buydu. Aileleri, bebeklikleri, çocuklukları, saklambaç oyunları, her şeyleri ama her şeyleri ellerinden alınmıştı çünkü onların. Ama buna rağmen birazdan anlatacağım hikayede olduğu gibi vakur bir duruşla teselli eden yine onlar oluyordu. Bir abi olarak ilk defa temas ediyordum belki de yetimlerle. Meğer yetim giydirmek, sevindirmek ne tatlı ne zevkli bir şeymiş. Göz göze gelişiniz, yanaklarına dokunuşunuz, onların bu kadarcık şeyden bile mutlu olduklarını görmeniz tarifi imkansız bir şeydi benim için. Hele içinize çektiğiniz o yetim kokusu yok mu? Cennetten bir hava soluyordunuz sanki. Bu ilk gidişimde Suriye topraklarında aslında hiç kalmadım. Yani gecelemedim. Daha sonraki yıllarda gecelediğimiz oldu. Bu gidişimizde sabah saatlerinde Reyhanlı'dan ayrıldık ve Kilis Koordine Merkezi'ne geçtik. Oradan da Öncü Pınar sınır kapısını kullanarak Halep'in Azez kasabasına ulaştık. Hatay'da kaldığımız süre zarfında vakfın rutin dağıtımlarına da eşlik ettik. O zamanlar bölgedeki yetim sorumlusu Adem Kalaycı abiydi. Allah razı olsun, bize çok güzel bir program hazırlamıştı. Yetimhaneleri gezmiştik. Onlara oyuncak dağıtmıştık. Kumanya dağıtımlarına katıldık. Hastanelerde bir çare kalmış insanları ziyaret ettik. İnsani yardım çalışmalarıyla da ilk temasımızdı aslında bu bizim. Son günde Aziz'deki Şemmarin kampında bulunan 1000 yetim kardeşimize kışlık kıyafetlerini hediye ettik. Dağıtımın ardından yaşadığım bir olay var ki beni hayatım boyunca etkileyen bir şeydi aslında. Peki neydi bu olay? Buyurun o bakışların hikayesine geçelim. Kampta dağıtım yaptıktan sonra konteynerların arasında gezmeye başladık. Bir heyet edasıyla geziyorduk aslına bakarsanız. Böyle çocuklar bize eşlik ediyordu. İyice de bize sınmışlardı artık. Yani böyle kollarımın altı yetimlerle dolu, o şekilde ilerliyoruz konteynerların arasında. Sonra bir çift göz ilişti gözüme. Bir nineyle göz göze geldim. Öyle baktı ki bana, hadi bir şeyler söylesene dercesineydi bu bakış. Dil bilmiyordum, bir şey söyleyemedim. En son Allah'ın yardımıyla zafer yakındır mealindeki Nasrun minallahi ve fethun garip ayetini okuyabildim ve sustum. O da sadece inşallah diyebildi sadece. Sonra bir daha bakamadım zaten yüzüne. Bu sahne beni çok etkiledi. Bir sürü de yetim var kolumun altında. Onlara da bir şey hissettirmek istemiyordum. Ve artık tutamadım gözyaşlarımı. Kafamı gökyüzüne kaldırdım. Çocuklar belki göremez yüzümü diye. Ama nafile tabii. Belki 20-30 yetim kardeşimiz vardı etrafımızda ve beni gördüler o halde. Bu defa ellerimi daha sıkı tutmaya başladılar. Ben de bir köşe buldum ve çöktüm oraya. Bu defa omuzlarımı tutarak sabır abi sabır demeye başladılar. Hayatımda kendimi bu kadar çaresiz ve utanç içerisinde hissetmemiştim. Değil benim annem babam, ninem yaşımdaki bir insana benim yardım eli uzatıyor oluşum beni çok fazlasıyla utandırmıştı. Sonra bizim savaşı onlara unutturmak için gittiğimiz günde yetimlerin beni teselli ediyor oluşu hala unutamadığım olaylardan bir tanesidir. Hayatımın ilk yurt dışı seyahatinde hayatımın en büyük şokunu yaşamıştım belki de. Aradan 5 sene daha geçti ve ben 10 farklı ülkeye daha gittim. Oradaki gibi beni etkileyen, kendimi kaybettiğim bir olay bir daha yaşamadım. Ve oradaki insanlar bu hayatı ne yazık ki hala yaşamaya devam ediyorlar. Rabbim inşallah en kısa zamanda onları ve tüm mazlumları felaha kavuştursun. Amin. Çekimler için de epey hazırlıklı gitmiştik. İHA prodüksiyon biriminden 1920'ye 1080 HD kayıt yapabilen Sony HDR CX625 olması lazım. Handycam video kamera ve bir de
imam mikrofonu diye tabir edilen yaka mikrofonu temin etmiştik kullanım için. Fotoğraf makinesi olarak da Nikon D3100 vardı. Onu da bir kameraman arkadaştan almıştım. Onun haricinde de benim iPhone 5'im vardı. O dönem için bu ekipmanlar benim için fazlasıyla yeterliydi. Ama bugün için bu ekipmanlar hala yeterliliğini koruyor mu derseniz kesinlikle hayır derim. Çünkü artık özellikle video kısmında 4K altında çekim yapabilen kameralar iş görmemeye başladı. HD olarak işleseniz bile çekimi 4K yapıp montajda crop özelliğini kullanmak size kadraj açısından büyük olanaklar sağlıyor. Fotoğraf olarak da Nikon'u çok az kullandım. Daha çok Canon'u kullanıyorum artık. Ama bugün itibariyle yeni bir satın alım yapacak olsam Sony'yi alırdım. Özellikle Alpha serisi cidden çok hoşuma gidiyor. Telefon olarak da iPhone 5'te bugün bir şeyler yapabilmeniz kesinlikle mümkün değil. İçerik üreticisi açısından söylüyorum tabii ki bunu da. Telefon ne alaka diyenler olacaktır ama ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Özellikle yeni teknoloji cihazların kullanımında telefon büyük önem arz ediyor. İşlemcisi, ekran boyutu gibi şeyler büyük etken. Bunu da ileriki videolarda değiniriz inşallah. Suriye'de birçok fotoğraf çektim ama en çok seni etkileyen hangisiydi diye soracak olursanız ben size şu fotoğrafı gösteririm. Bu da çünkü beni çok etkileyen sahnelerden bir tanesiydi. Sabır abi sabır diye teselli eden o çocuk kamptan biz ayrılırken beni öyle sıkı tutmuştu ki beni bırakmak bilmiyordu. Arabaya binene kadar hatta bindikten sonra bile peşimizden koşmuştu. Biraz sevgi gösterince çocuklara işte bu şekilde bağlanıyorlar size esasında. Belki de yetimlik tam olarak buydu, onu da bilemiyorum. Bir daha göremedim zaten bu çocuğu. Umarım aradan geçen 5 senelik süre zarfında çocuğun başına bir şeyler gelmemiştir. Çünkü ne yazık ki Suriye'deki şartlar malum. Peki sonuç itibariyle ne oldu? Bin yetimin o kışı üşümeden geçirebilecekleri kıyafetleri onlara teslim etmiş olduk. Sabah namazı devrimi olarak ileride gerçekleştireceğimiz daha büyük bütçeli projeler için bu kampanya bir ilham kaynağı oldu bizim için. Derdi abimle birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraflar, döndükten sonra yapmış olduğumuz montajlar da bizden sonra sabah namazı devrimiyle birlikte yurt dışına gidecek olan arkadaşlar için büyük bir tecrübe kaynağı biriktirmiş oldu. Yani hangi fotoğrafı çekmeleri gerekiyor, hangi videoları kayıt altına almaları gerekiyor ve döndükten sonra onları nasıl bir işlem süreci bekliyor gibi bir tecrübe birikimi olmuş oldu. İlk seyahatim olması hasebiyle döndükten sonra 6 farklı klip yapmıştım. Bu da benim ilk ciddi montaj denemelerimdi aslında. Akit TV'ye başlamıştım artık muhabir olarak ve oradaki yayın yönetmenimiz her muhabir kendi montajını en azından yapabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor diye bizi tembihlemişti. Bir anlamda mecburi bir eğitime tabi tutulmuştum orada. Böylelikle ben de profesyonel manada montajı öğrenmeye başlamış oldum. Orada Edius kullanılıyordu ve ben de tüm montajlarımı bu programda gerçekleştirmiştim. Daha sonradan da bu videolar oldukça sosyal medyada ilgi görmüştü. Bu kliplerin ilki Reyhanlı'daki bir yetimhanede yetim kardeşlerimize yapmış olduğumuz bir sürprizi gösteriyordu. Bir odaya oyuncakları doldurduk ve çocukları bir anda o odanın içerisine aldık. Neye uğradıklarını şaşırdılar önce, daha sonra da doyasıya bir oyun başladı. İkincisi Reyhanlı Koordine Merkezi'nde herkes yattıktan sonra kayda aldığım videoydu. Sınır hattında yaşadığım ilk şoku dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Henüz Suriye tarafına geçmememize rağmen bu videoda oldukça duygusal bir klip olmuştu. Gülsem mi gülmesem mi arasında kalırken o masumiyet... Bu bambaşka. Ben ilk defa böyle bir şeyin tadına vardım. Üçüncüsü ise Şenmerin kampından ayrılma görüntülerimizden oluşuyordu. Saatlerce çocuklarla oyun oynamıştık ve artık ayrılma vakti gelmişti. Bir türlü bizi bırakmak bilmiyorlardı. Birbirimize çok farklı bir şekilde bağlanmıştık. Ne biz gitmek istiyorduk ne de onların bizi bırakmaya niyeti vardı. Öyle ki ta kampın çıkışına kadar peşimizden koşmaya başladılar. Ben hayatımda böylesi bir ayrılık yaşamamıştım henüz. Aynen, tamam. Tamam. Gidiyoruz biz. Biz gidiyoruz. Bay 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 bay. Diğer kliplerde ise kolaj videosu gibi veya kampta yaşadığımız bir ana dair konuları işlemeye çalışmıştım. 1 yaşında bile değil belki bu çocuk. Dünya bu çocuğa düşmanlar. Yaklaşık 1,5 saat önce Reyhan'dan yola çıkmıştık. Yurt dışı seyahatlerinin ilkine Suriye ile başlamıştım. İslam coğrafyasına dair zihnimde büyük bir yıkımla başlamış oldum hatta bu seyahatlere. Ve son olarak bu tecrübeyi hem başka bir tecrübe kazanımı için hem de bu anları kayıt altına almış olmak için bir seyahatname ile taçlandırdım. Bu seyahatname hem Özgür Suriye Haber Ajansı'nın internet sitesinde hem de Ayasofya dergisinde yayınlandı. Bu da benim ilk seyahatname yazım oldu aynı zamanda. Suriye denince aklıma tek kelimeyle acı geliyor. Göç, artık
Artık bir hayat tarzı oldu orada. Ailelerin parçalanması sıradanlaştı herkes için. Bugüne kadar 11 farklı ülkeye gittim. Fakat Suriye'deki kadar acıya hiçbir yerde rastlamadım. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın böylesini. İnsanların yaşama azmi hala baki. Fakat nasıl bir yaşam? İnşallah günün birinde sizler de giderek buna şahit olabilirsiniz. İlk yurt dışı seyahatimde hayatımın ilk ve en büyük şokunu yaşadığım Suriye'ye dair aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki seyahatim olan Nepal'de görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Vesselam.